Bana sarışın kızlar el yapar. Ben beğenirsem ona gel yaparım. Merhaba millet, teşekkür ederim bu videoya geldiğiniz için. Eğer severseniz beğenebilirsiniz. Beni birazcık severseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Fotoğraflarımı görmek isterseniz Instagram'a gidebilirsiniz. Bugün bayağıdır aklımda olan bir şeyi konuşmaya karar verdim. Ve buradayım. Çok uzun bir video olacağını düşünmüyorum. Fear of missing out. Bu hissi yaşayan tek kişi olmadığıma eminim. Hatta yaşamayanın olmadığını düşünüyorum. Sosyal medyayla beraber bu hissin daha çok arttığını düşünüyorum. Ama sadece Instagram'ı, TikTok'u, YouTube'u kötülemek de istemiyorum. Çünkü ben sosyal medyanın olmadığı zamanlarda da bütün milletin mutlu mesut, güllük gülistanlık hayatları olduğuna inanmıyorum. Sadece o zamanlar kayıt altında olmadığı için biz göremiyoruz. O zamanlarda kim bilir neler olmuştur ama biz tabii sadece bunları tarih kitaplarından falan öğrenebiliyoruz. Bu hissin sadece ilk çağlarda olmadığına inanıyorum. Böyle işte medeniyetin olmadığı zamanlarda falan büyük ihtimalle bu his yoktur. Çünkü insanlar bence birbirinden haberdar oldukça bu hissi yaşıyorlardır. Belki de çok eski zamanlarda diğer uygarlıkların halkları Allah kahretsin Sümerler yazıyı buldu biz hala hiçbir şey yapamadık diye düşünmüş olabilirler. Eğer ben başka insanların da hayatlarına bir şekilde şahit oluyorsam veya onlar hakkında bir şeyler biliyorsam bunu hissedebileceğime inanıyorum. FOMO hissettiğimizi nasıl anlayabiliriz? Mesela evde oturuyoruz ve hiçbir şey yapmıyoruz. Bir anda Allah kahretsin hiçbir şey yapmıyorum. Tek cahil ben kaldım. Herkes bir sürü şey öğreniyordur. Gezip tozuyordur. Millet 5 işi aynı anda yapıyor. Ben tek bir şey bile beceremedim. Emin olun ki bu duygu durumunda olan tek kişi siz değilsiniz. Değiliz. Değilim. İnsanları kendimizle mukayese ettikçe de artıyor. Şimdi bana şey diyebilirsiniz. O zaman kendini milletle mukayese etme. Keşke söylendiği kadar kolay olsa ama ben bunu yapmamanın mümkünatı olduğunu düşünmüyorum. Mesela ben kısayım. Ben kısa olduğumu nereden biliyorum? Millete bakarak bunu anlayabiliyorum. Eğer mukayese etmek diye bir şey olmasaydı çoğu şeyi anlamlandıramazdık sonuçta. Ve Instagram sağ olsun kendimizi her türlü konuda, her türlü insanla mukayese etmemize inanılmaz bir alan açıyor. Ben kendimden çok farklı hayatlar yaşayan insanları görebiliyorum ve kendimi bir şeyleri kaçırmış hissedebiliyorum. İnsanlar sürekli gezip tozdukları fotoğrafları Instagram'a koyuyorlarsa, ben de evde otururken bunları görüyorsam, herkes sokakta evde olan tek kişi benim gibi hissedebiliyorum sonuçta. Tabii ki bunun gerçek olmadığını biliyorum. Öyle bir dünya yok. Herkes sürekli mutlu olamaz. Kimsenin mükemmel bir hayatı yok. Bunda hepimiz hemfikirizdir. Ama gerçekliğin bu olduğunu bilsem bile sürekli gördüğüm bir şey beni kötü hissettirebiliyor. Bu arada şey demiyorum, hani insanlar hiçbir şey koymasın, gezdiğini, yediğini, içtiğini paylaşmasın. Herkes yıkık yıkık yaşasın. Güzel bir şey yaşayanlar da kimseye göstermesin. Şöyle bir şey fark ettim. Herkes de böyle midir bilmiyorum ama FOMO hissi bana hiçbir katkı sağlamıyor. Hatta beni çok kötü etkiliyor. Mesela ben birine bir şeye karşı öfke hissediyorsam bu beni daha azimli, mücadeleci bir insan yapabilir. Veya bir şeye üzülüyorsam bu beni daha yaratıcı yapabilir. Bu üzüntüden kurtulmak, bu acıyı atlatabilmek için daha farklı şeyler yapma isteği oluşabilir bende. Ama fear of missing out yaşadığımda hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hatta insanları görmemek için, hayatımı harcadığımı hissetmemek için bazen kendimi soyutlamak istediğim bile oluyor. Ama izole olmak da bunun çözümü değil. Bunun bir çözümü var mı onu da bilmiyorum. Ben de çözebilmiş değilim. Çözebilen varsa bana da öğretsin, birkaç teknik versin. Ben sadece burada boş boş yakınmak istiyorum. Bu tam da yakınmak değil yani. Sadece bu hissin üzerine konuşmak istiyorum diyelim. Kendimi insanlardan izole etsem ve sosyal medyamı sınırlandırsam bile bu hissen kurtulabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü ben evde boş boş otururken müze gezen, sergi gezen, sokaklarda eğlenen insanlar olduğunu sonuçta biliyorum. Ben bunu bir kere gördüm. Ve bu bilgi benim artık aklımdan çıkmayacak. Çıkmıyor.
Diyelim ki ben iki tane iş yapıyorum aynı anda ama aynı anda beş iş yapabilenlerin olduğunu biliyorum ve bu bilgi zaten benim hayatı kaçırma hissini yaşamama yetiyor. Aslında bu his insanlarla da ilgili değil. Mesela hayatımda hiç kimseyi görmesem, hiç kimseye dair bir bilgiye sahip olmasam bile evdeyim ya şu anda mesela. Sokakta olabileceğimi biliyorum ve sokakta olan şeyleri şu an göremiyorum. Aynı anda 8 parçaya ayrılıp 8 yerlere olamayacağım için tek bir tanesini seçmeliyim. Aynı anda 15 tane iş yapamayacağımı, 15 farklı hayatı yaşayamayacağımı biliyorum. Dünyaya bir kere geliyoruz bildiğim kadarıyla. Bu hissen nasıl kurtulabileceğinizi eğer araştırırsanız öncelikle fear of missing out yaşadığınızı kabul etmeniz gerekiyor diyorlar. Ben ettim, ediyorum. Ne işe yaradı ki? Ne anladım ki bu işten? Vardır bir açıklaması ileriki. Yoga yapın, meditasyon yapın diyenler de var. Bu hissen kurtulma açısından bu benim pek bir işime yaramadı. Siz deneyebilirsiniz, belki siz de çalışır. Hepimiz farklıyız nihayetinde. Belki toplumu umursamayan, ben istediğim yaparım, ne halim varsa görüyorum. İster taşınırım, ister iş değiştiririm. Bu benim umurumda değil. Geride kaldığımı, hayatı kaçırdığımı hissetmiyorum diyenler de vardır. Mesela ben eğer bir şey yaptıysam ama bir yandan hayatı kaçırma korkusunu yine de iliklerime kadar hissettiysem ve yaptığım bu şeyden pişman olduysam, hata yaptığıma karar verdiysem bu sefer de kendimi geride kalmış hissediyorum. Zaten FOMO ve geride kalmışlık hissi elle gider. Eğer bildiğim bir şey varsa o da sürekli hayatı kaçırma korkusunu hissetmenin bir noktada hayatımızı mahvedebileceği gerçeği. Çünkü eğer yaşamımızı buna endekslersek gerçekten hiçbir şey yapamayız. Yani çakılır kalırız öyle. Sürekli böyle bir ruh hali içinde olmak insanın karar vermesini zorlaştırır. Hatta imkansız hale getirir. Her seçim bir vazgeçiş. İlla ki bazı şeyleri yapmaya fırsatımız veya imkanımız olmayacak. Kendimizi bir şekilde hayatın akışına bırakmayı öğrenebilmemiz gerekiyor. Galiba o yüzden yoga ve meditasyon yapmayı öneriyorlar. Çünkü bunlar anda kalmamıza ve düşüncelerimizin geldiğini fark etmemize yardımcı olan şeyler. Eğer sevdiğimiz ve bizi hayatın akışında tutabilecek şeyleri eklersek bu hissi azaltabileceğimizi düşünüyorum. Bu bende bazen işe yarıyor. Mesela sevdiğim bir şeyi yaptığımda zamanın nasıl geçtiğini fark edemeyebiliyorum. Çünkü kendimi gerçekten o akışta hissetmiş, o yaptığım işe kaptırmış oluyorum. Veya gerçekten çok güzel bir gün geçirdiğimde millet şurada daha güzel bir gün geçiriyordur veya millet X aktivitesini yaparak daha mutlu olmuştur diye düşünmüyorum. Çünkü gerçekten kendimi satisfy olmuş hissediyorum. Satisfy olmak. Ben önce Türkçe öğreneyim sonra video çekerim. Bu videoda bu kadardı. Teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.